Herkese merhabalar, Volkan Demirkuşak ben. Hep otomobillerdeyiz ama bu sefer deniz sezonunu açmak için sokaklara çıktık ve bir güzel seyre geldik. Aslına bakarsanız şu anda çok önemli bir teknedeyim. Türkiye'de de belki ilk seyrini yapıyoruz. San Lorenzo'nun dünya çapındaki başarısının aslında bir şekilde meyvesini de yiyecek Blue Game. Çünkü benzer üretim fonksiyonlarıyla benzer tasarım yerlerinde üretiliyor. Hakikaten çok başarılı bir üretim. İtalya'nın çeşitli noktalarında üretimlerin olduğunu söyleyelim. Şu anda seyrine çıktığımız tekneyle alakalı da size bir bilgi vereyim. 70 feet 21 metrelik bir tekneden bahsediyorum. Şu anda bulunduğumuz alan normalde çok teknelerde göreceğiniz bir alan değil. Böyle bu kadar boş bir alan bulamazsınız. Buraya bir 4 metrelik bot geliyor. Yani 4 metrelik bot ne demek? 4 kişi rahat rahat seyahat edebilir. Peki burası ne? Burası bir beach club. Yani aslına bakarsanız burada keyif alabileceğiniz müthiş bir ortamınız var. Peki bu bot nasıl geliyor? Burada bir winch var. O kadar güzel tasarım detayları var ki. Yani teknenin arka kısmında görünmesi istenmeyen yerleri veya şık gözüksün denen yerleri güzel kamufle etmişler. Tam bu bir winch. Buradan tekne winch sayesinde botu buraya koyabiliyor ve seyrinize çıkıyorsunuz. Tabii şu anda bulunduğumuz alanın genişliğine bakın. Yani benim bulunduğum alana bakın. Teknenin etrafında şöyle bir dolanayım bu arkada sizi. Normal standart teknelerde görmediğimiz tasarım detayları var. Mesela birazdan teknenin burnuna gideceğim. Orada size bir askeri tekne tasarımından bahsedeceğim ama tabii teknenin en önemli özelliği biliyorsunuz mahremiyet. Yani siz bir tekne sahibiyseniz çoğu kişi görmek istemeyeceksiniz. Bu sizin kruvunuz olsa, kaptanınız olsa bile bunları görmek istemeyebilirsiniz. Özellikle mahremiyet diyoruz. Tabii teknenin iç mekanına geçmeden önce size bir detay daha vereyim hemen hop. Bakın. Tüm böyle bir mutfak ekipmanını bulabileceğiniz bir alan. İşte bardaklıkları buraya koyuyorsunuz, fırınınız burada, evyeniz burada. Tabii dediğim gibi en güzel yerlerinden bir tanesi bu Beach Club. Beach Club'tan da teknenin normalde içine geçtiğimiz zaman genelde bildiğimiz teknelerde birkaç basamak yukarı çıkarız. Ama bunda tam tersi. Şimdi aşağı ineceğiz. Bu teknede yapılan neredeyse her şey özel bir tasarım ürünü. Şimdi şuraya bakıyorum, burada bir deri kaplama var. Merdivenlere bakıyorum. Merdivenlerde böyle Apple Store'a gitmişsinizdir ya. Apple Store'da havada duran merdivenler vardır. Böyle kenarda bir tasarım detayı olmadan şık gözüken bir merdiven detayı var. Mesela şuraya bakıyorum. Müthiş bir kumaş kaplama var. Ve şimdi geldim. Buraya geldim. Burada oturdum. Güzel, sizi karşılayan güzel bir şey var. Oturduğunuz anda deniz seviyesindesiniz. Yani normal şartlarda böyle hani deniz kenarında güneşlendiği zaman deniz seviyesinde olursunuz, hoşunuza gider ya. Teknelerde bu genelde yukarıda olur. Birkaç basamak yukarı çıkarsınız, orada görürsünüz veya denizde yüzmek istediğiniz zaman gelirsiniz beach club'a veya işte oradaki havuza, suya atlarsınız. Burada öyle değil. Şimdi bakın burada oturuyorum. Mikrofonumu kırmadan. Deniz seviyesinde oturmak hakikaten fazla lüksmüş. Blue Game'de bunu gösteriyor. Şu anda bir anda bakıyorum. Neredeyse bir oturum odası kıvamında. Güzel bir şey daha var. Bu cam kapanabiliyor. Kendinize ait bir alan arıyorsanız. Hoşçakalın. Şu görmüş olduğunuz kumanda tıpkı evlerde olduğu gibi size bambaşka bir konfor sunuyor. Bunu seviyorum. Bu hoşuma gidiyor. İçeriden dışarısını görebiliyorsunuz ama dışarıdan içerse gözükmüyor. Hani teknede hep söylediğimiz mahremiyet noktası var ya, işte Blue Game BGX70'in arkasında oturduğunuz zaman size sunulan şey bu. Ve eksiksiz çalıştı. Hiçbir sıkıntı da yaşamadık. Evet, teknenin en hoşuma giden kısımlarından biri master kabini. Bakınca hakikaten ne kadar konforlu olduğunu, ne kadar özel tasarlandığını görüyorsunuz. Çok fazla cam alan var ve bu sayede teknenin içerisinde böyle hiçbir klostrofobik alan yok. Camların büyüklüğüne bakar mısınız? Yani ve denizin hizasındayım. Böyle güzel sabah kalktınız. Denizin kokusunu almadan kafanızı çevirerek denizi görebiliyorsunuz sağda solda. Burada kocaman bir banyomuz var. Güzel bir şey göstereceğim. Teknenin en önemli özelliklerinden bir tanesi kişiselleştirebilir olması. Aslına bakarsanız biliyorsunuz tekne sahipleri bunu istiyor. Ben bu tekneyi kendimden bir şeylerle görmek istiyorum. Şimdi bakın. Bu teknede 4 tane kamera var. Bunlardan bir tanesini hemen master kabinden geçtik. Burada da oldukça büyük 2 tane yatak var ve yataklar gördüğünüz gibi ayrılabiliyor. 2 tane ayrı tek kişilik yatak haline gelebiliyor. Devam ediyoruz. Normal şartlarda böyle teknelerde böyle şeyler yoktur. Yani söylediğim gibi master kabinler ya önde olur. Önde olan master kabin dedik günaydın demek için genelde işte kaptan, crew onları görürsünüz. Bunda öyle bir şey yok. Arkada başlıyor hayatınız. Günaydın diyorsunuz. Gidiyorsunuz beach club'ınızda kahve içiyorsunuz. Geri gidiyorsunuz. Belki teknenin içerisinde hiç kimse sizi görmüyor. Devam ediyoruz. En iyi tekne arkadaşımın teknesidir diyenler için de VIP kabinimiz bu. Yani teknenin en önemli konuğunun, arkadaşınızın kalacağı kabin. Önümde bir televizyon var. Camlar yine geniş. Kocaman bir iki kişilik yatak var. Aydınlatma güzel.
dolaplara bakıyorum. Burada da çok şık bir banyo var. Ve hakikaten baktığım zaman tam boy bir duş var ve yani ne diyeyim size, ev konforunu çok rahatlıkla burada yaşayabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş yukarı doğru çıkacağız. Bu teknede çok fazla detay var, çok fazla donanım var. Hepsini ufak ufak size aktarmaya çalışacağım. BGX-70'in en önemli noktalarından bir tanesi tabii ki kaptan köşkü. Kaptanın kullandığı seyir alanı. Şimdi dümene bakıyorum. Burada Blue Game'in logosu var. Normalde böyle genel derilere alışmışızdır da burada metal bir dümen var. Bunun yanı sıra tabii teknenin birkaç detayından daha vereyim size. Kapalı bir alandan tekneyi kullanıyorsunuz. Normalde bu boyutta, bu teknelerde flybridge vardır. İki tane vardır. Bir tanesi aşağıdan kullanılır, bir tanesi yukarıdan. Ben buna ihtiyaç duymadan bu konforu yaşayabiliyorum. Teknenin içerisinde 1350'lik bir IPS sistemi var. 1050 beygiri gücünde çift makinesi var. Burada tabii görüyorsunuz işte bow thruster, yani baş pervanesi de var. Multimedya ekranlarında teknenin arkasında olan her şeyi görebilmek mümkün. Yani bu kadar konforlu bir teknede bunların zaten olmaması beklenemezdi. Kumanda elemanlarının pratikliğine ve sadeliğine bakıyorum. Her şey böyle komplike ve kolay. Burada da gözüme çarpan otomotiv hissi, karbon bir malzeme kullanılmış. Teknenin hakikaten kullanma açısından da konforlu olabilmesi amaçlanmış. Çünkü bu tekne 21 metre bir tekne. Yani isterseniz kendiniz de kullanabilirsiniz. Volvo'nun IPS sistemi, joystick'i ve gaz kolunu hemen burada. Bunun yanısıyla enteresan bir şey var. Artık teknolojiler o kadar gelişti ki. Hemen burada kaptan köşkünde önümdeki akıllı tekne ekranından teknedeki hangi lümbozlar açık, hangi klimalar açık, neresi açık, neresi kapalı hepsini görebiliyorum. Işıkları kapatabiliyorum, klimaları kapatabiliyorum. Motor seviyesi, jeneratör seviyesi, akü seviyesi, bunların hepsini görebiliyorum. Benzin tankı, tabii bunların hepsini görebilmek artık çok şaşırtıcı olmasa da enteresan olan şey, buradaki tüm bilgileri cep telefonunuza veya akıllı telefonunuza da görebiliyorsunuz. Oradan takip edebiliyorsunuz. Yani artık diyoruz ya, cep telefonsuz hayat yok, birbirine konektivite olmayan hayat yok diye. Teknenizdeki bütün eksiklikleri veya farklılıkları veya ne bileyim bir elektrik arızasını bile buradan görebilmek hakikaten çok enteresan. Bir dipnot daha vereyim size. Yani dümen metal dedim ya, dümenin çok güzel arkasında tutamaklar var. Otomobil direksiyonu hissinde çok güzel ele de iyi oturduğunu söyleyelim. Hemen kaptanın konforunu arttırmak için de ayakta ayağımın altında basamakların, yan basamakların olduğunu da ilave edelim. Teknenin buradan yavaş yavaş arka kısımlara doğru geçerim derken şimdi geldiniz. Yine oturacak bir alan arıyorsunuz. Bakın burada nefis. Burada yaklaşık 6 kişilik bir masamız var ve köşeli bir tasarım var. Dediğim gibi bu teknenin içerisindeki her tür mobilyayı, tasarım detayını tıpkı sahnelerinizde de olduğu gibi siz tercih edebiliyorsunuz. Yine tekneyle alakalı birkaç dipnot vereceğim size. Bakın burada kapılar var. Kolay giriş çıkış. Yani teknede o kadar çok anlatacağım detay, o kadar böyle ince dokunuşlar var ki nereden başlasam, neyi unutmasam diye kendi kendime söyleniyorum. Bir yandan da böyle bakıyorum. Hemen geldim. Arka oturma alanı. Teknenin bir kat üstüne çıktık. Hemen bakın burada yine az önce söylediğim gibi yine 7-8 kişinin çok rahatlıkla konforla yemek yiyebileceği bir alan var. Koltuklar çok rahat, çok konforlu. Buradaki turma grubu da bence çok şık seçilmiş. Hakikaten teknenin sahibi de zevkliymiş. Tabii otomobillerde olduğu gibi teknelerde de artık tasarım formları değişiyor. Bakın bu kupe formu diye adlandırdığımız şeylere bakıyoruz. Teknenin dışarıdan böyle çok kaslı gözükmesine, sportif gözükmesine neden oluyor. Hatta bunu sağlıyor diyebiliriz. Bakın bu arkadaki geçişleri. Böyle girintili çıkıntılı çok fazla geçiş var. Şimdi bir kat daha yukarı çıkacağım. Orada da hakikaten çok görmeye alışkın olmadığımız bir kısım var. Normalde flybridge'dir en tepesi. Kaptan çıkar oradan tekneyi kullanır. Burada öyle değil. Az önce bahsettiğim gibi kaptanın orada öyle bir şey kullanmasına gerek yok. Çünkü içerideki alan fazlasıyla konforlu. Gene size orayı da göstereyim. Tabii az önce bahsettiğim gibi böyle bakın. Yani bu çok şık bir tasarım. Normalde bazı teknelerde dümdüz olur bu şeyler. Burada böyle güzel bir kıvrım. Burada güzel bir kıvrım. Şurada hemen yakıt girişi, yakıt deposu, dizel bu tekne bu. Oldukça geniş böyle bir yürüme yolu var. Ve hemen burada bizi yine güzel bir oturma alanı karşılıyor. Enteresan şeyler göstereceğim. Normalde teknelerde bu tarz tasarım detayları buralarda genelde olmaz. Hiçbirisi metal değil. Yani görüntüsü metal değil. Burada bardaklıklarımız var. Size detay göstereyim. Burada bir buzdolabımız var. Teknelerin en önemli şeyleri saklama alanları. İşte bakın burada teknenin acil ihtiyaçlarını koruyabileceğimiz şeyler var. Teknenin her yerinde yemek yiyebilirsiniz. Teknenin her yerinde güneşlenebilirsiniz. Hakikaten oldukça konforlu bir tekne ama enteresan bir tasarım detayı göstereceğim. Bakın askeri teknelerde olan bir negatif açı. Yani bakın böyle gitmiyor. Böyle gidiyor. Bu sayede kaptan da çok avantajlı. Yansıma da azalıyor teknenin içerisinde.
seyir konforu da artmış oluyor. İşte görüyorsunuz burada silecekleri var. Yani teknenin genel hatlarıyla bir insana konfor vermemesi çok söz konusu değil. Ve bu teknenin de unutmayın 21 metre olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani böyle 30-40 metrelik teknelerden bahsetmiyorum. Şimdi enteresan bir yer daha var teknede. Normalde hep benim Flybridge diye adlandırdığımız ama burada Solarium Beach diye adlandırılan bir noktası var. Geçelim. Benim boyum 1.80 ve bakın camlar da benim boyumdan uzun. Yani yaklaşık 1.90'lık yan camlar var. İçerisini daha çok konforlu hale ve güneşten ırak hale getiriyor. Sizi yukarı çıkartacağım. Teknenin zirvesine çıkıyoruz. Yine şık tasarlanmış bir merdivenin olduğunu söyleyelim. Bakalım burada bizi neler karşılayacak. Az önce de bahsettiğim gibi Solarium Beach adı verilen bir alandayız. Oldukça konforlu. Böyle kendimi böyle atayım şöyle. Oh, şöyle biraz güneşleneyim. Hazır tekne ayakkabılarım da varken. Yani teknenin neredeyse her kısmında istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Arkadaki tasarım detaylarına bakıyorum. Hakikaten hepsi bir şekilde böyle bir dokunuşla gelmiş. Hem San Lorenzo'nun hem de Blue Game'in burada çok ciddi bir çalışmaya yaptığını söyleyebilirim. Bence bunda da hakikaten çok başarılı olmuşlar. Yani hem Blue Game hem de San Lorenzo tasarımcılarının ortak akıllı bu teknede hem mimari hem de tasarım detaylarının maksimize edilmesi, verimliliğin maksimize edilmesini amaçlamış. Yani 21 metrelik bir tekneden çok daha fazla konfor, çok daha fazla keyif, çok daha fazla özel alan yaratabiliyor tekne. Size dışarıda gösterdiğim gibi teknenin içerisine adımını attığınız andan itibaren arkadaki bütün alan tamamen size ait. Yani isterseniz kimseyi görmeden denize girip, yemek yiyip, odanızda televizyon izleyip yatağınıza geçebilirsiniz. Biliyorsunuz az önce de göstermiş olduğum gibi kendi VIP kameranızdan diğer odalara da geçiş var. Hakikaten yani enteresan, başarılı bir tasarım. Türkiye'de de çok ciddi satış rakamlara ulaşacağına eminim. Çünkü Trio Deniz hakikaten özellikle San Lorenzo tarafında çok başarılı işler yaptı. Ve namı hakikaten İtalya'da da konuşuluyor. Ben daha önce de fuara gittiğimde övgülere şahit olmuştum. Blue Game'de 2018'den beri San Lorenzo üyesinde. Dolayısıyla Türkiye'de de yavaş yavaş bilinirliği de artacak. Ve mega yat boyutuna göre daha küçük, daha verimli, daha konforlu tekne arayanlar için hakikaten çok iyi bir seçim. Özellikle de tasarım ve detaycı insanlar açısından hakikaten teknenin her tarafında böyle o ne kadar enteresan, aa ne güzel diyecek çok fazla şey var. Evet, hakikaten günüm güzelleşti. Trio Deniz'in hakikaten önemli markalarından bir tanesi Blue Game BGX70 ile bugün müthiş bir seyir yaptık. Yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 27 knotlukta bir hıza çıktık, sürate çıktık. Seyir hızı hakikaten çok iyi. Bir, vibrasyon yok. Motor oturduğunuz alanın arkasında olmasına rağmen hakikaten çok konforlu. Bence bu bir tasarım detayı. Çünkü motorun minimum şekilde size uzak yere almışlar. En arkaya almışlar ve siz motorun vibrasyonunu hissetmiyorsunuz. Çünkü iki tane dev makine var. Dört tane kamera var demiştim. Üçü size ait, bir tanesi kaptana ait. Üç kameralı bir tekne. Fiyatını merak edecek olanlar için de hemen küçük bir bilgi vereyim. Aslında başlangıç fiyatı 3 milyon 150 bin euro. Fakat şu anda kullanmış olduğumuz tarza birazcık daha donanımlı ve kişiselleştirebilmiş bir tekneyi almak için tahminen 3,5 milyon, 3,6 milyon veya ne bileyim bunu biliyorsunuz sky is the limit diyorlar. Yani limiti yok teknede. İstediğiniz kadar donanımı ekleyebilirsiniz. 3,6 milyon euro civarında da bir tekneye sahip olabilirsiniz. Benim açımdan şöyle bir tekne oldu. Tasarım yönünden her dakika şaşırdım. Detaylara böyle Allah Allah diye önceki teknelerde böyle bir şey var mıydı diye kendi kendime denizcilik bilgimi sorguladım. Normalden çok farklı bir tekneyle birlikte olduğumu anladım. 21 metrelik 70 feetlik bir tekneden alınabilecek maksimum verimliliği de konforu da keyfi de sunabilecek bir alternatif. Hakikaten BGX70 ile çok büyük keyif aldım. Bu haftalık bu programı buradan noktalıyorum. İstanbul'un güzel havasında hemen adaların arkasında çapamızı da attık. Denizin ortasında güzel bir şekilde, sabit bir şekilde duruyoruz. Biliyorsunuz tabii Volkan Demirkuşak YouTube kanalında tekneler, otomobiller, saatler hepsini anlatıyoruz. Lütfen yorum yapın. Beğendiniz mi bu tekneyi? Yani hakikaten milyonlarınız olsa bu tekneyi alır mısınız? Bana bunu söyleyin. Bunu çok merak ediyorum. Yoksa benim tekneyle işim olmaz kardeşim. Ben ev alacağım, araba alacağım dersiniz. Abone olun. Yorum yapın. İyi veya kötü tüm eleştirilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.